Herkese merhaba arkadaşlar ben Afiyetçe Furkan. E, seriye hiç durmadan devam ediyorduk ancak araya şöyle bir video sıkıştırayım dedim. Çünkü doyunca biraz bir tık şaşırdım. Aslında beklediğimiz bir şeydi. başlıktan da anlayacağınız üzere e, Cyberpunk'ı Torrent olarak, Korsan e, olarak indirebiliyorsunuz. Aslında başta cracklendi olarak yazdım ama ortada aslında cra cracklenecek bir durum yok. Nasıl yani diyeceksiniz. Şimdi oyunlarda genelde e, DRM denen bir e, savunma sistemi kullanılıyor. Oyun şirketleri de buna bayağı bir para harcıyormuş. duydum öyle işte bayağı yüksek meblalarda. Dolarla. E, Cyberpunk yani CD Projekt bu sistemi hiç sevmiyor ve kullanmıyor. Sanırım Witcher'da falan da kullanmamış. Dolayısıyla Cyberpunk tamamen korsan olarak indirip yüklenmeye müsait bir durumda. Yani herhangi bir koruyucu kalkanı yok. Hoş olsa bile e, çoğu büyük yapımlar işte GTA 5 olsun işte RDR falan olsun. E, bunlar da eninde sonunda zaten cracklendi biliyorsunuz. Yani crack şekilde tüm oyunlar illaki erişime açılıyor korsan olarak. Ben de oyun zaten Steam'de var gördüğünüz üzere kütüphanede. Ee, ama açıkçası bu kadar çabuk çıkmasını beklemiyordum. Yani Tamam evet cracklenecek bir şey yok da oyun Türkiye saatiyle işte gece 3'te çıktı. Adamlar 5 <laughs> 6'da falan siteye yüklemiş yani millet indiriyor şu an haraları. Hatta o kadar ki e, çok indiren olduğu için indirme hızı baya yavaşmış şu anda. İndirenler öyle yazmış. E, i̇şte bu sitede mesela linkini falan koymayacağım da zaten çoğunuz biliyorsunuz. Buradan gelip indiriyor çoğu insan. Böyle ilginç bir durum var işte. Ben de size e, paylaşım dedim. korsanı tabii e, karşıyız diyeceğim. Herkes sözde karşı korsana. Ben açıkçası korsan oynamamanın en büyük sebebi yani çoğu en azından belli bir yaştan sonra küçük küçükken hepimiz illaki korsan oynuyorduk da çünkü yani CD'den CD alıp eve geliyordun. Yani korsan mı orijinal kim biliyorduk ya o zamanlar. 3 liraya 5 liraya oyun alıyorduk. Yani uzun zamandır korsan oyunu oynamıyorum ve yani bunun en büyük sebebi bir Steam. Steam'deki e, oyunların nispeten daha ucuz olması ve sorunsuz olması. Abi ben buradan tak indirip hemen videosunu çekebiliyorum. Direkt oynayabiliyorum. Zaten öyle aşırı bir şeyim de yok. Kütüphane biraz kalabalık gözükse de çoğu oyun ucuz oyunlar yani buradaki. Hep indirimlerden alınmış oyunlar. İndirim muhabbeti de önemli. Kaldı ki e, CD Projekt e, Türkçe dil desteği de bayağı benim yani ço çoğumuzun zaten çok sevdi çok minnet duyduğu bir olay. Onun için tabi tabi desteklemek isteriz hepimiz. Tabi fiyatı yüksek çok yüksek 250 TL. Ama dediğim ki sistemde böyle e, tutup da PlayStation'da 450 lira civarlarında. Ya aslında çok da söylenecek bir şey yok. Her şey ortada zaten. Her şey gözümüzün önünde gayet basit. Sadece şöyle bir detay var. İlerleyen zamanlarda e, Cyberpunk 2077'ye şey gelecek. Multiplayer özelliği yani online, GTA 5 online gibi e, yeri, sistem gelecek. Bu da onların elindeki aslında en büyük koz. Yani zaten ondan oynamak için her türlü orijinalinin eninde sonunda alacak. Hikayesini isterse korsan oynasın, isterse orijinal oynasın. Onları çok alakalar etmiyor o kadar ya bu durum. Yani çoğu oyuncu online de oynamak isteyecektir ve mecburen orijinalini almak durumunda kalacaktır. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım video içinize yaramıştır ya da bilgilenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve serimizi, Cyberbox serimizi izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.